Türkiye'nin sorunlarından biri de Türkiye'de Kürt sorunu. Bu açıklayacağınız raporlar içerisinde, çalışmalar içerisinde, eylem planları içerisinde bu sorunun çözümüne ilişkin ne bulunacak ya da ne bulunması beklenebilir? Aslında Kürt sorunu bizim partimizi ta kurmadan önce, yani 2019 yılından itibaren çok detaylı bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir konu. Çok geniş istişareler yaptığımız gibi ayrıca geniş bir çalıştay da yaptık. Ve bu çalıştayda tam bir gün analiz, tam bir günde çözüm üzerine çalıştık. Ve bu raporun asıl ana bulgularını da parti programımıza olduğu gibi taşıdık. Bizim parti programımız zaten özgürlüklerle başlıyor. Yani açıp baktığınızda birinci sayfa, birinci bölüm özgürlüklerle başlıyor. Özgürlük, sonra ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü diye devam ediyor. Sonra temel hak ve özgürlük, temel haklara geçiyor, öyle devam ediyor. Adalet, hukuk diye devam ediyor. Oralardan başlıyor yani. Dolayısıyla bizim bu konudaki tutumumuz çok net, çok açık. Öncelikle sorunun varlığını bir kabul etmek gerekiyor. Şu anda zaten hükümet tarafındaki en büyük açmaz o. Sorunu reddediyor. Yani geçen sene bir ara bir Diyarbakır'a gitti. Dedi ki işte eskiden ne söylediysem arkasındayım dedi. Sonra Ankara'ya döndü. Bir haftada tekrar çark etti Cumhurbaşkanı. Yani o Diyarbakır'da başka konuştu. Döndü Bahçeli'nin yanında başka konuşmaya başladı. Tabii zor bir ortaklık var aynı zamanda. Yani AK Parti'ye oy veren vatandaşlar acaba dönsün dolaşsın Sayın Erdoğan bu noktaya gelsin diye mi o desteği verdiler? Yani 2017 referandumu desteklerken, 2018'de Sayın Erdoğan'ı seçerken dönsün dolaşsın Bahçeli'nin çizgisine düşsün diye mi o desteği verdiler? Gerçekten çok yazık yani. Çok çok yazık. Ama insanlar sabırla bekliyor şimdi. Seçim gününü bekliyorlar. Ben çünkü çok geziyorum Türkiye'yi. Yani son bir yılda 76 ile gittim. Yüzlerce ilçeye gittim. Ve gittiğim her yerde insanlar gerçekten çok dolu ama sabrediyorlar. Yani buraya kadar dolular ama sabrediyorlar. Nasıl bir seçim günü gelecek de diyorlar. Biz söyleyeceğimiz o seçim sandığında söyleyeceğiz diyorlar. Yani öyle de bir bekleyiş var. İşte sorunun varlığını reddedince çözmek mümkün değil. Yani şimdi şu anda hükümetin geldiği nokta bu. Böyle bir şey yok diyorlar. Yani. Sorun yok. Ben de diyorum ki bizim Kürt vatandaşlarımıza sorun diyorum ya. Sorun var mı yok. Siz Ankara'da oturduğunuz yerden yani saraydan ya da Bahçeli'nin konutundan, onların partilerinin genel merkezinden falan konuşmak kolay, sorun yoktur diye. Siz gelin bizim Kürt vatandaşlarımıza sorun. Kürt sorunu var mıdır yok mudur? Cevabı onlardan alın diyorum onlara. Ama artık şey yok, öyle hani bir irtibat, bir düzeltme çabası, bir gayret, bir ya, hani insan odaklı bir bakış, öyle bir şey yok artık yani. Sadece iktidarın sürdürülmesiyle ilgili bir çırpınış var, bir çabalama var. Ama aynı bataklıkta çırpındıkça batmaya benziyor yani. Çünkü temel ilkelerden sapınca, o insan odaklı politikalardan bir sapınca, o kötü bir yola girince o yolun sonu maalesef kendileri için de kötü, ülkemiz için de kötü. Ama bu sorunlar aynı zamanda çok zor işler değil yani. Çok zor işler değil. Biz eğer temel bir haksa, temel bir özgürlük alanıysa, bunları biz devletin hiçbir müzakereye tabi tutulmadan, hiçbir pazarlık konusu edilmeden, yani oylamaya dahi tabi tutamazsınız yani temel hak konusunu. Oylayamazsınız. Yani diyemezsiniz ki bizim vatandaşlarımız için, bir kısım vatandaşımız için onlara şu hakkı verelim mi vermeyelim mi diye diğerlerine dönüp bunu oylatamazsınız. Yani devlet olmanın görevi tek bir kişi dahi olsa o hakkı olduğu gibi tanımak. Başka bir şey değil yani. Onun için bizim bu konudaki zihnimiz çok net. Çünkü dersimizi çok iyi çalıştık. Meseleyi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Üstelik yıllardır bu ve benzeri konuların içinde olan arkadaşlarımız var partimizin çatısı altında. Çözüm sürecinin içinde olan arkadaşlarımız var. Yani o sürecin artısıyla, eksiğiyle, her şeyle o sürece vakıf olan arkadaşlarımız var. Bu işin hafızası da önemli çünkü. Yani ne yapılmış, ne işe yaramış, ne yaramamış. Tarih tekerrür eder ama eğer ders almazsanız tekrar eder. Eğer tarihten ders alırsanız, aynı hataları tekrarlamazsanız daha iyi bir gelecek herkesi bekler yani. Onun için bu konuda bizim tutumumuz çok çok net, zihnimiz çok net yani. Onun için ikircikle de değiliz. Çok açık açık da bunları söylüyoruz, konuşuyoruz. Ya böyle konuşursak acaba şöyle olur mu, böyle olur mu, o dertte de değiliz. Çünkü biz
yaptığımızın doğru olduğuna inanıyorsak sonuna kadar onu uyguluyoruz yani ne olursa olsun. Aksi halde yani içeriden bir tutum olup da hani içten içe bir tutum olup da başka şeyler konuşuyorsak o da doğru değil. Yani halka doğruyu söylemek olmuyor, başka bir şey oluyor yani. Kürtçe seçmeli derse siz destek verdiniz. Ana dilde eğitimi de bir temel hak olarak görüyor musunuz? Bu Kürtçe seçmeli derslerdeki öğretmen atamalarıyla ilgili bir garabet vardı. Onunla ilgili doğru biz açıklamalarımızı yaptık. Ana dili meselesi ki biz buna ana dili diyoruz. Ana dil demiyoruz. Ana dili. Çünkü ana dili ne demek? Evde insanların annesinin konuştuğu dil. Yani o kadar temel bir hak. Dolayısıyla ana dilinin öğrenilmesi, yaşatılması, güçlendirilmesi bunların hepsi bizim parti programımızda çok açık yazan unsurlar. Dolayısıyla bu konuda da dediğim gibi çok net. Tabii bütün bu konuların bir de şeyi vardır, yani uygulama detayı vardır. Uygulama çok önemlidir. Programdan önce içeride konuşuyorduk hani ekonomik program bir yazılısı vardır, bir de uygulaması vardır. Yani uygulama safhasında da tabii çok iyi çalışmak lazım, çok iyi hazırlık lazım. Ve bunun toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilen ve doğru anlaşılan bir konu olarak mutlaka ele alınması lazım. Ama ne yaptığınızı biliyorsanız ve niyetiniz iyiyse ve gerçekten tüm Türkiye için, bütün vatandaşlarımız için daha güzel yarınlara yürüyorsanız bunların hepsi kolay çözülecek konular olarak düşünüyoruz açıkçası. Ve biz şunu yapmıyoruz. Biz korkular üzerinden bir siyaset yapmıyoruz. Biz karşıtlıklar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Şimdi bakıyoruz bu konuları işte reddeden, sorunların varlığını reddeden partilere ve siyasetçilere. Bunlar zaten karşıtlıklar üzerinden siyaset yapıyorlar. Yani her hafta bir düşman belliyorlar. O düşman üzerinden kendi tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Ben hatta diyorum, Sayın Erdoğan diyorum bir haftanın düşmanı panosu var. Her hafta birilerini yazıyor oraya yani hani. Çünkü başarı üretemeyince, herhangi bir soruna çözüm üretemeyince, yarınların bugünlerden daha iyi olacağıyla ilgili bir ümit artık üretemeyince, umut siyasetinden dönüyor korku siyasetine ve insanları bir şekilde korkutarak destek almaya çalışıyor. Neden korkutuyor? İşte toplum diyelim ki bir kesimini dışlayarak, düşmanlaştırarak sen ben meselesine getiriyor. Ya da bir gün işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri düşman listesine giriyor. Bir gün herhangi bir ülkenin lideri girebiliyor. Bir gün bir sivil toplum kuruluşu düşman olabiliyor. Ama sürekli bir düşmanı var yani. Düşman olmasa bile üretmek zorunda. Çünkü karşıtlıklar üzerinden siyaset yapıyor. Oysa bizim siyaset anlayışımız çözüm odaklı, kucaklayıcı ve yarınların bugünlerden çok daha iyi olacağını bilen, bunun için de iyi hazırlık yapan bir siyaset anlayışı. Artık apayrı kul var yani. Onların yaptığı çözüm de üretmiyor hiçbir konuda. Onun için de bitecek yani. Şurada gün sayılı artık inşallah. Bu günler bitecek. Çok daha farklı bir Türkiye'ye doğru hepimiz yürüyeceğiz.